Evet, merhaba arkadaşlar. Dediğimiz gibi dün akşamki heyecanımızla dün gece yarısı gelen, geceye doğru gelen SPK'nın yeni bülteniyle iki yeni halk arzımız onaylanmıştı. Hayırlı olsun demiştik. Bor Şeker ve Pasifik Donanım Yazılım Teknolojileri AŞ'nin halk arzı onaylandı arkadaşlar. Bor Şeker'in kaç kişi katılırsa kaç lot düşer videomuzu sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de Pasifik Yazılım Donanım'ın kaç kişi katılırsa kaç lot düşer? PST kısa koduyla taslak izahname bilgilerine göre 35 TL'den 21-27 milyon lot, 945 milyon TL'lik bir arz büyüklüğü var. Çok büyük değil, çok da küçük değil. Artık 1 milyar TL dilimize pelezenk oldu. 1 milyar TL eskinin belki 1 milyon TL'si oldu. Bireysel eşit dağıtım olacaktı. Gelen paranın %45'ini yatırım harcamalarına kullanacaklarmış. Bakın bu güzel. Ar-Ge ürünleri, yeni ürünler yatırımlarına da %35 aktarılacak ve %20'si işletme sermayesine konulacakmış arkadaşlar. Şöyle bir Excel tablosu oluşturduk. Yani bunu oluşturmak çok zor değil. 945 milyon TL'lik bir arz büyüklüğü olduğuna göre 1 milyon kişi katılırsa 35 TL'den 27 lot düşüyor arkadaşlar. O da 945 TL yeterli olabiliyor. Şöyle bir ekranımıza bakalım. Evet. 1,5 milyon kişi katılırsa 18 lot, 630 TL yeterli oluyor. 2 milyon kişi katılırsa 13 lot, 472 TL yeterli oluyor. 2,5 milyon kişi katılırsa 11 lot, 378 TL yeterli oluyor arkadaşlar. Şimdi son halk arzlarımızda tarihi rekor 3 milyon 900 müydü? 3 milyon muydu? Unuttuk yani, o kadar zaman geçti ki onu bile unuttuk. Şimdi 3 milyon kişinin katılabileceğini, yani Bor Şeker'de pek sanmıyorum ama Pasifik Yazılım Donanımı'nda katılabilir mi acaba diye düşünmeden edemiyorum. Tamam, diyeceksiniz ki ya birçok kişi halka arzlara küstü gitti. Onlar fazlasıyla geri dönecektir arkadaşlar. Borsamızda şu an şöyle bir baktığımda nerede? Bakın BIST 100 endeksimiz 8640'larda. Güzel bir ralliye başladı. Aylardır söylediğimiz o seçimden önce bize alım fırsatı vermezler dediğimiz ralli bence başlamış gibi görünüyor. İlk hedef zaten 9000 psikoloji sınırını aşmak. Şöyle bir geçmiş halk arzlarımıza baktığımızda Kuzey Boru zaten o füzenin geri aşağı inmesi lazımdı. Dünden beri inmeye başladı. Çatalazı tavan güzel. Bakın Dofer tavana gidiyor tekrar. Güzel. Yani eski halk arzlarımız da iyi gidiyor. Şöyle bir baktığımda yani benim anladığım şey, tamam, halk arzlara özellikle GEO sektöründen gelen şirketlerin halk arzlarından dili yanan küçük yatırımcı hani terk etmiş gibi olabilir ama onlar fazlasıyla geri dönecektir diye düşünüyorum. Ve bence hani Bor Şeker'de 2 milyon kişiyi öldürmez dedim ama sanki Pasifik Yazılım Donanımı'nda sektörünün de güzel olmasından dolayı 2,5 milyon kişiyi öldürmez diye tahmin ediyorum. Hani 10-11 lot verse 350-370 TL, 400 TL yeterli olur diye tahmin ediyorum. Yani 1 milyon kişinin bile katıldığını düşünürseniz 1000 TL yeterli oluyor. O yüzden buradan tekrar söylüyorum. 1000 TL'niz hazır mı arkadaşlar? Yedek akçeniz. 1000 TL koysak sizce nasıl olur? 1000 TL yeterli olur mu? Yani tabii ki yeterli olur bunun için ama Bor Şeker için yeterli olmayabilir. Ama Pasifik Yazılım Donanım için 1000 TL haydi haydi yeterli olur. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim ben 4-5 hesaptan başvuru yapıyorum. Her birine 1000 TL ben nasıl ayıracağım diyebilirsiniz. Ben tek hesap için konuşuyorum arkadaşlar. 4-5 hesabından başvuru yapacaklar. Onlar yarısını koyabilirler. 500 TL yeterli olur diye tahmin ediyorum. 2 milyon kişi katılım. Bence yeterli olur diye tahmin ediyorum. Ama dediğimiz gibi halka arzlarda bence hani öyle 15-20 tavan beklentimiz olmasın. Hani şöyle 6-7 tavan gelsin, öpüp başımıza koyalım. Yani halka arzların arz fiyatının altına sarkması, özellikle GEO sektörünün şirketlerinden gelen o arz fiyatının altına sarkması durumu çok kötü olmuştu. Umuyoruz bir daha öyle bir şey yaşamayız. Umuyoruz küçük yatırımcı ya borsa kumarmış deyip çekip gitmesin arkadaşlar. Tahminimiz 2,5 milyon kişiyi öldürmez diyoruz. Pasifik Yazılım Donanım halk arzına katılım oranının. O yüzden en az 500 TL yedek akçeniz varsa 1000'er TL koysanız bence gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Biz buradayız, takip edeceğiz. Halka arz sitelerindeki detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bakalım talep toplamaları tarihleri ne zaman olacak? Onlar da gelir gelmez sizlerle paylaşırız. Görüşürüz tekrar.